Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda 38 bin direnci bizler için neden önemli? Bugünkü direnç ileride destek olacak, bunu konuşacağız. Sonrasında Ripple'dan bahsedeceğim sevgili dostlar. Ripple'dan konuşmak istiyorum ve bir konu daha var. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bir kripto yatırımcısı iseniz bu bahsedeceğim olay başınıza geldi ya da gelecek. Sevgili dostlarım, 38 bin direnci. Geçen haftaki yayında bahsettik. 38 bin direncini kıramaz ise 36 binlere geri gelir diye. Ve tam dediğimiz gibi oldu. Bitcoin 38 bin direncini kıramadı ve geri geldi. Piyasada güçlü dirençler kırıldığında güçlü desteğe dönüşür sevgili dostlarım. Bu ne demek? Şu demek. Bugün Bitcoin 38 bini kıramıyor ya. Bundan bir hafta sonra, 10 gün sonra, 3 gün sonra 38 bini kırdığında bu direnç noktası çok güçlü bir destek noktası olur bize. Yani Bitcoin 40 bine geldiğinde 38 bin gibi güçlü bir desteğimiz olur. Ve 40 binden işte 20 bin düşer mi, 40 binden 30 bin düşer mi korkusu piyasada yok olur. Bu yüzden bu direncin kırılmaması, güçlü olması sizi korkutmasın. Bu tam tersi çok büyük bir fırsat aslında. Yani neden büyük bir fırsat? Piyasanın daha güvenli olmasını sağlayacak. Bugün 38 bin kırılmıyor diye düşüşler geliyor, kar regülasyonları geliyor, piyasada korku hala hakim. İşte bu korkuyu yok edecek şey Bitcoin 40 bine geldiğinde 38 bin direnci. Bu ne demek? Bu nasıl yorumlanır? Bu bir fırsat olarak yorumlanır. Piyasanın daha güvenli hale gelmesi, piyasaya daha fazla yatırımcı gelmesi demek. Daha fazla yatırımcının gelmesi için de ileride bizim böyle güçlü desteklere ihtiyacımız var. İşte bunun için siz pozisyonlarınızı ayarlarken buna göre ayarlayın. Yani bu videoyu bir hafta 10 gün sonra izliyorsanız ve bu direnç 38 bin direnci kırılmış Bitcoin 40 binde ise Bilin ki 38 binde çok güçlü bir destek var. Bu ne demek? Piyasa en fazla 40 binden 38 bine iğne atar demek. Kırılmamış ise bilin ki bu kırılacaktır. Özellikle Aralık'ta bir FED toplantısı var. O FED toplantısı geçtikten sonra piyasa çok daha büyük yükselişler yaşayacak. Çünkü neden? Önümüzde bir sayaç var sevgili dostlar. Halving sayacak. Mayıs'ta Mayıs'ın birinci haftasında ve giderek yaklaşıyoruz. Ve her yaklaştığımız sürece piyasa hep artacak. Bitcoin artarsa, Bitcoin %10 artarsa, diğer coinler %30 artar sevgili dostlar. Bu 38 bin direncinden sonra Ripple'ı sona bırakmak istiyorum. Başka bir konudan bahsedeceğim. Ben buna coin sırası diyorum sevgili dostlar. Öncelikle coin sırasında bilmeniz gereken, yani vereceğim örnekler tamamen doğru coinlerle alakalı. Yani içi dolu olan, içi boş olmayan coinleri burada kastetmiyorum. Sonra tamamen böyle teknik analizle soldan sağa çizgi yapılan coinlerden yok, şu formasyon, bu, bu indikatör bunlardan bahsetmiyorum. Temel analizden. Temel analizi sağlam olan coinlerin coin sırası. Bakın bu ne demek? bu şekilde bahsettiğim coinlerin bir yükseliş zamanı ve sırası vardır sevgili dostlar. Misal bir defi coin'i A diyelim ismine bilerek isim vermiyorum ki hani malum her izleyen insanın algı seviyesi farklı gidip o coin'i almaya çalışmasın diye. A coin'i defi coin olsun ve bu A coin'i bugün %30 arttığında aynı temel analize sahip ve aynı içeriğe sahip. Coin'de bilin ki sırası gelince o da patlayacaktır. Çünkü buradan çıkan nakit haliyle defi defiye gidecektir. Piyasa çünkü artık çok geniş, çok büyük bir piyasa oldu. Buna çok daha güzel bir örnek vermek istiyorum. Piyasa cuma günü düşüşteydi. Tüm piyasa kan ağlıyordu. Ve biz Bayınan ailesi olarak OGN coin'ini %12, %13 karla satmayı başardık. Peki neden tüm piyasa kan OGN %12-13 kar yaptı sevgili dostlarım. Bunun nedeni şu. Bundan 3 gün 4 gün önce piyasa çok iyiyken OGN yerinde sayıyordu. Tüm coinler %4-5 kardayken OGN %0-1 kardaydı. İşte bakın sırası geldi. Doğru coin'de temel analizi sağlam yapılmıştı. Geleceği belli bir kısa vadede geleceği olan. Burada size OGN de alın demiyorum. Hani bu videoyu izleyip de muhakkak OGN almaya çalışanlar olacaktır. Onları uyarıyorum sevgili dostlar. İşte coin sırası dediğim şey bu. Kimi coin'ler vardır piyasa yükselirken bu coin yerinde sayar, patlamaz. Ama piyasa kanı aldığında ya da piyasa tersine döndüğünde tüm coin'ler içeri girerken zarar yaparken bu coin'ler kar yapar. Buna Bitcoin sarası denir. Bunu anlatmamın sebebi şu sevgili dostlarım. Şimdi bahsedeceğim hatayı yapan birçok kişi var. Gider A coin'ini alır. Bekler bekler bekler. Bakar ki diğer tüm coin'ler yükselişte. Gider bu aldığı A coin'ini satar. Yükselişte olan yani yüksekte olan coin'i gider yüksekten alır. Birkaç gün geçer. Yüksekten aldığı coin %5 %10 içeri girer kendi daha önce aldığı coin %10 artar. Ve bu sefer ne oldu? Gitti güzelim coin'i sattı, yüksekten coin aldı. O coin'den %10 içeri girdi. Halbuki sadece bekleseydi doğru coin'de işte yüzde %10, %30, %40 kar yapacaktı sevgili dostlar. Anlatmaya çalıştığım bu coin sırası. Elinizdeki coin gitmiyorsa hani bilin ki bu coin'in bir zamanı vardır bu coin patlayacak demektir. Bu coin'in bir yükseliş anı vardır. Ve aslında bunun gibi çok örnek var. Ben sadece o geneyi vermek istedim. Kafanızı çok karıştırmamak için. Tabi burada yine de belirtiyorum. Şimdi bunu bu şekilde anlattığımda birçok kişi gidip de saçma sapan coin'leri alıp e bunun zamanı var bekleyeceğiz. Hayır. Bunların zamanı olmaz. Bu böyle işe yaramayan içi boş coin'ler bilin ki hiçbir zaman yükselmez ve içeri girer patlar. Hani bu yüzden temel analiz daha önemlidir teknik analize göre. Bunu ben yıllardır söylerim. Hani soldan bir çizgi tutup da şu formasyon temel analiz olmadan Yaptığınız teknik analiz, bakın hiçbir işe yaramaz sevgili dostlar. Temel analiz, yani o coin'in geliştiricilerine bakın. Daha önce neler yapmış? O coin'in white paper'ına bakın. Ne yazıyor? Bu coin bir yıllık sürede işte boğa görmüş mü? Trend yapmış mı? Yapmamış mı? Trend yapmışsa nereye gitmiş? Nereye kadar gitmiş? Bunlar ya bunun gibi birkaç detay daha var. Şimdi siz bunları yapmadan işte tuttuğunuz grafiği çektiniz. Aa dediniz bu çizgi size göredir. Siz nereye çekerseniz çizgi oraya gider. Ama gerçek öyle mi? Değil. Hani ben videolarda böyle YouTube'da izlediğim videolarda içi boş olan coinlere çizgi çekip işte buraya gelecek deyip işi tamamen şans oyununa döndürmüş kişileri de biliyorum. Ama size sevgili dostlarım eğer ki bu piyasada güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle temel analize önem verin. Temel analiz yani temel diyoruz bakın sevgili dostlar. Bir binanın temeli ne kadar sağlamsa o bina o kadar uzun süre ayakta kalır üzerinize çıkacağınız katların bir önemi yoktur. Kolonların ve temelin önemi vardır. İşte kriptoda böyle bir örnek vermek lazım. Ve eğer ki temel analiziniz sağlamsa bilin ki o coin'in bir sırası var. O sıraya kadar bekleyin. Elinizdeki coin'leri panik satışı bunu yapan çok var. İşte 1 liradan aldığı coin yükselmiyor diye gidip satıp yüksekteki coin alıp içeri giren o kadar çok insan var ki. Ve ben bunları görüyorum biliyorum çoğunu. Bunu özellikle anlatmak istedim. Neden? Çünkü biz boğaya giriyoruz sevgili dostlar. Şu an boğanın başlangıcındayız ve çok büyük bir sezon, mega sezon bizi bekliyor. Bu mega sezonda fırsatları kaçırmayın. Saçma sapan coinlere girip de yok böyle Telegram kanalları ki bizim ailemizin Yine bir burada da araya sıkıştırmak istiyorum. Adıma açılmış çok da fazla sahte Telegram hesabı var. İşte Süleyman İnan mavi tıklı olan sahtedir. Bayina mavi tıklı olan sahtedir. Bu dolandırıcılar bizden yıllar önce almışlar burayı. Haliyle adıma iş yapmaya çalışıyorlar. Milleti dolandırmaya çalışıyorlar. Bunlardan uzak durun. Bayina'nın açık Telegram hesabı yoktur. Süleyman İnan'ın yani benim adıma açılmış açık mavi tıklı Telegram hesapları sahtedir. Sonrasında evet gelelim XRP'ye. Ben Ripple'dan, bunu daha önceki yayınımda da bahsettim. Halving dönemine kadar çok güzel bir yükseliş bekliyorum sevgili dostlar. Bu X2 olabilir, X3 olabilir. Yani bugünden yapacağınız yatırım, parantez hiçbir zaman... Paranızı tek koyuna e yatırmayın. Kapattım. Mayıs'a kadar burada yapacağınız, Ripple'a yapacağınız bir yatırım benim düşüncem size 2 kat, size 3 kat kazandırabilir. Çünkü neden? Ripple'da çok büyük bir boşluk, çok büyük bir beklenti var. Coin yakma yapamamışlardı. Bundan 2 sene önce. Üzerine dava açıldı. Davanın süreciydi, temizlenme süreciydi derken artık Ripple'da çok büyük bir boşluk, büyük bir açlık oluştu. Ripple yatırımcılarında. Ve önümüzde Halving var. Hani yaklaşık son 3 videodur Ripple'a değinmeye çalışıyorum. Çünkü ortada çok büyük bir fırsat var. Ve de sevgili dostlar bu büyük bir fırsatı görmek marifet. Ve görüp doğru yatırımı yapmak. Parantezde söyledim ya. Hani burada beni dinleyip de gaza gelip de 500 bin lirayı Ripple'a bağlamak bu yanlış. 500 bin liran varsa 100 bin lirayı bağla. 100 bin liran varsa 20 bin lirayı bağla. Hani 3 kat 500 bin, 1,5 milyon olur işte ev alırım. Bu hayaller yanlış. Bu hayalin doğrusu nedir? 500 binin varsa 100 bin, 100 bin, 100 bin sepet yapıp parça yaparsın. Bunu özellikle belirtmek istedim. Ripple geçmişte coin yakma bunu biraz daha açmak istiyorum. Coin yakmaya çalıştı. Coin yakmaya girdiğinde o sürece girdiğinde coin çarpı 2'yi geçti. Yani %100'ü geçti. %150'lere gidiyordu. Tam coin yakma zamanı geldiğinde yani 20 centlerden 1 dolara kadar yaklaştı sevgili dostlar. Ama orada ne oldu? Tabi ortaklarından biri yakılacak coin'i vakıfa bağışladı. Vakıf da piyasaya sürdü. Haliyle ne oldu? Piyasada satış baskısı, Ripple yerle yeksan oldu. Ama piyasada hala Ripple'la ilgili coin yakma beklentisi devam ediyor. Bu davalar bitti, temizlendi, her şey bittikten sonrasında bir coin yakma yapacaklar. İki ağ güncellemeleri. Sonuçta Ripple bankalara veri hizmeti sağlayan bir şirketin yani bir ağın coin'i sevgili dostlar. Bir ağ coin'i. E bu ne demek? Coin yakma ve geliştirme başladığında Ripple durmayacak demek. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bu büyük fırsatı görüp doğru yatırım yapanlar evet ileride ileride diyorum kazanacak sevgili dostlarım. Sonrasında da sevgili dostlar katıl bölümümüz çok güzel gidiyor. Çok aldığımız coinler ya alı seviyemizde ya da şu an düşük haliyle piyasanın %3 %5 kardayız. Sizleri de katıla bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Her şeyden önce sağlıcakla kalın.